Maçı bitiriyor belki de. Maç 3-1 oldu. Bu dakikadan sonra kapıyı kapattı dedim. Maç 3-3 bitti. Gol güzel ama o kadar da güzel değil. İçimden geliyor. Objektif, şeffaf. Ya fazla yanıyorum. Yeni bir trend mi doğuyor? Bunu açıklaman gerekirdi diye düşünüyorum. Oh, Trent Alexander-Arnold'u bilmeyen de bir zahmet maç izlemesin yani. Hollywood yıldızıymış gibi bir ismi var çocuğun. Doğru. Bunun ötesi var mı? Ne anlatıyorsun sen? Öncelikle adamların ismi üstünde yazmıyor. Ne anlatıyorsun sen de, artık ikinci bölümdeyiz. İkinci bölümde yine çok sevdiğim iki spiker arkadaşım benimle birlikte olacaklar. Çağatay Uysal. Bradley nefis vurdu. Connor Bradley. Yeni bir trap mi doğuyor? Connor Bradley. Erdem Bitik. Şu top ağlara giriyor. Gol. Abdülkerim Bardakçı. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? Güzel, keyifli, iyiyiz. Güzel gidiyor. Senin programında olmak bize ayrı bir keyif veriyor. Hayırlı olsun. Teşekkürler. İlk bölümü izlediniz mi? İlk bölümü izleyiciler herhalde anlamıştır. Yani o pilot bir bölümdü. Şimdi daha anlamlı bir bölümle beraber yayın hayatına başlıyorsun diye düşünüyorum. Konukları beğendiniz mi? Kimdi konuklar? Alt grup bizim. Ben hatırlamıyorum. Arda Vatansever. Burada mı çalışıyorlardı? İlk konuklar burada mı çalışıyordu? Dışarıdan geliyorlarmış. Ha, dışarıda anlattıklarını biliyorum da kanalda var mı? Kanalda da evet, bazı mesaileri oluyor. Şöyle başlayalım. Maç anlatma işi nasıl başladı? İlk ateş nasıl düştü? Erdem, istersen senle başlayalım. Senin biraz daha uzun bir kariyerin. Çok eskiden başlıyor. Ya o ilk ateşin düştüğü dönem bende biraz daha üniversite zamanına gidiyor. Üniversite 1'deyken ben beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum. Okulda İzmir'de Seferihisar'da basketbol oynarken bizim bölüm başkanı vardı. Ben bileğimden sakatlandım. Arkadaşlar oynamaya devam ediyor. Bir yandan da ben anlatıyorum ama böyle gayri ihtiyari. Hiç ben spikerliğin bir meslek olduğunu, yapılabilen bir iş olduğunu, para kazanılan bir iş olduğunu, ki hala öyle değil olsun. Yani doğru hissediyorum şu demek üniversitedeyken de. Öyle bir durumdan haberim yok tabii benim. Neyse, derse gireceğiz. Hoca dedi ki, Erdem düşünür müsün, hani güzel anlatıyorsun dedi. Hocam dedim, böyle bir şey mi var derken anneme anlattım evde. Benden daha çok annem istekliydi bu konuda. Kurslara gittik, geldik, eğitim programları derken işi çok fazla yerarşi gibi uzatmadan tatlıya bağlıyorum. Buraya kadar geldi. Halit Kıvanç olduğu için Erdem'in. Tabii çok onun meslek olduğunu bilmiyordun. Tabii o zaman işte 3 tane üniversite var Türkiye'de. Güzel. Saat'a sen de. Abi benim yani. Biliyor herkes zaten nasıl olduğunu. Yani bir daha söyleyeyim. Kolaysa anlat. Yeteneksizsinize katıldı. Orada olmadı. Beansports'un Kolaysa anlat yarışmasını ben kazandım. Öyle başladım. 4. yılıma girdim. Küçüklükten beri anlatıyor, klasik işte, oraya yarışmaya gelen herkes gibi ben de Ercan Taner, Melih Şendil, onlarla büyüdük ondan sonra. Peki herkes gibi futbolcu olmayı hayal ettiniz mi? Vardı değil mi öyle bir şey? Sende vardı, oynuyordum da ben ya. Oynuyordum ama ki sonra... Ki bak, o jenerasyon değişti. Artık YouTuber olmak istiyorlar ya da artık TikTokçu olmak istiyorlar. Öyle bir durum var. O bizim jenerasyona ait. Çünkü dışarıda top oynayamıyor çocuk. Aynen. O da var. Doğru söylüyorsun. Bak sen de eskisin benim kadar. Eskiyim tabii canım. Artık ilk videomuz ekrana gelsin. To find a way, Semih. Oh, that is a fantastic one, Semih Kılıçsoy. That is absolutely beautiful from this young man. Future of Beşiktaş, future of Turkish football. He's a new kind of a hero, Semih Kılıçsoy. Nasıl buldunuz Semih? Abi çok güzel gol. Yani sizce? Semih ilk golünü ben anlatmıştım. O yüzden yani benim için de ayrı bir şeydir. Severim yani çocuğu. Doğru. Çünkü Türk futbolunda biliyorsun santrfor yetişmiyordu kolay kolay. Semih de hepimizi heyecanlandırıyor. Golü de mükemmel yani bence. Sen nasıl buldun? Yani gayet iyi gol. Şimdi bu golün üzerine de ekstra hiçbir şey söylenmez. Ben sadece şunlara çok gülüyorum. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir tane yoruma denk geldim. 2022 yılı mıydı? Semih'le Beşiktaş'ın profesyonel sözleşme imzaladığı tarih. Tam hatırlamıyorum şimdi, yanlış olmasın. Beşiktaş resmi hesabından paylaşım yapmış. Altına da biri yazmış. İşte kariyeri bir sene sonra bitecek bir futbolcuya haber yapmak Beşiktaş'a yakışıyor mu gibisinden bir haber yapmışlar. Sosyal medyanın ne kadar boş bir yer olduğunu bir kez daha anlıyorsun. Hemen karalama kampanyaları. Instagram'ı yok. Ertesi gün kullanmıyorum bu arada. Gerçekten Instagram'da kullanmıyorum. Bana çok anlık övgü ve anlık yerme yeri gibi geliyor sosyal medyada. Salah için de vardı o Liverpool'da. Çok fazla o yorumların peşinden de gitmemek lazım. Komik geliyor sadece. Semih Kılıçsoy'un şu anki geldiği noktayı görünce bir buçuk sene önce yapılan yorumun ne kadar saçma ve yersiz olduğunu anlıyorsun. Şimdi Arsenal Liverpool maçı var. 3-1'lik. Güzel bir gol var Trossard'ın. Onu da rica edelim. Sol kanatta Kivior. Trossard.
Trossard, Elliot'ın solundan attı, sağından geçti. Leandro Trossard tek başına girdi içeriye. Trossard şut ve gol! Maçı bitirdi belki de Leandro Trossard! Çıldırıyor Arteta, çıldırıyor Arsenal'lar. Tek başına gitti, gol attı Leandro Trossard! Nasıl buldunuz? Abi çok güzel gol. Benim aklıma şey geldi. Yusuf Şimşek'in Eskişehir Spor maçında yaptığı asist. O evet. Doğayı böyle bir 5 kere falan geçip Holosko'ya çevirmişti. İki diye hatırlıyorum. Döndüre döndüre. Yani çok güzel gol. Şeye takıldım ben biraz. Tugay'ın maçı bitiriyor belki de. Yani hı-hı, o kadar sağlamcı ve risk almayan. Tabii. Çünkü en büyük hatalardan biridir. Ben geçen gün hangi maçta hatırlamıyorum ama yaptım bunu. Maç 3-1 oldu. Bu dakikadan sonra kapıyı kapattı dedim. Maç 3-3 bitti. 5 i̇şte dakikada 2 gol yediler. Yani o çok tehlikeli oluyor. Sonra kilidi Tugay'dan kırdı diye. Aynen. Hiçbir kapı kapanmaz. Kapanmaz. Tekrar orada toparlamaya çalışıyoruz. Evet. Tugay'ın anlatımı nasıl buldunuz peki? Çok güzel. Yaşamış. Ya Tugay zaten çok koydu üzerine ya. Bence yani de. Ama anlatırken ağlıyormuş gibi anlatıyor. Aynen. Bu benim yorumum değil. Bunu birçok kişiden duyuyorum. Ama gerçekten Tugay'ın o ses tonu. Mesela 2 sene önceki güzel maçlarını güzel izle. Gırtlaktaki o sesi daha az duyarsın. Evet. Ama son dönemde onu çok daha iyi yapmaya başlıyor. Bence. Bunun handikapları da var. Üst üste maç anlattığın zaman ses tellerin biraz gitmeye yani başlıyor. Sesin çok çabuk ama temposu çok güzel hakikaten. Kesinlikle. Yani akıcı. Çok gidiyor ya. Premier Lig öyle bir ses istiyor zaten. Evet. Hani tek düze bir sesten ziyade biraz daha orada iniş çıkış. Yani ses renginin evet değişmesi bence bir izleyici olarak bakıyorum. Ben ekran karşısında böyle bir ses tonuyla maç izlesem çok daha keyif alırım. Evet evet gayet. Hissettiğim bu. İçimden geliyor. Objektif, şeffaf. Tanıyorum diye değil yani. Güzel. Peki şimdi videolara devam edeceğiz ama şu sizin CV'lerinize şöyle bir bakalım isterseniz. Hatta birbirinizden hani birbirinizi değerlendirmenizi isteyeceğim. İlk mesela Çağatay'ın kartı ekrana gelsin, gelebilir. Son dönemin gözde ismi, tespitlerin efendisi, golü golden güzel anlatan adam dedik biz. Nasıl olmuş sence? Bir daha sayabilir misin? Tespitlerin efendisi, son dönemlerin gözde ismi. Sisto'yla muazzam bir kariyer yaptı. Ve golü golden güzel anlatan adam dedik. Çünkü şöyle bir şey vardı. O Sisto'nun yorumlarının altında o kadar güzel şeyler vardı ki bir tanesi buydu. Golü golden daha güzel anlat. Gol güzel ama o kadar da güzel değil demiş. Hani golü yaşamış gerçekten Çağatay'da. Biraz ben bana mı veriyorsun? Aynen söz. Sen değerlendir ya. Ya bir kendimize değerlendirmek katılırım zor bu olur arada gerçekten. Çağatay kendisi zaten söyledi. 4 sene oldu değil mi? Biliyorsun bu sektörde hani maç anlatıcısı, spiker sayısı çok fazla. Evet. Bir hayli kalabalık bir sektör olmaya başladık. Burada sıyrılıp maç anlatabilmek, belli bir noktaya gelebilmek bundan 10 sene öncesine göre biraz daha zor benim gözümde. Ve nitelik nicelik kısmında da bazen dengeler bozulmaya başlıyor. Bence Çağatay'ın geldiği nokta da burada iyi olarak değerlendirilebilecek. Yani örnek alınabilecek bir kariyer çizgisi. Güzel olanı da şu, senin de söylediğin gibi Sisto'nun golünü çeşitlendirebilirsin bir sürü. Ya da Sisto gibi gol de çok fazla anlatabilirsin ama orada kendini nasıl kaptırdığın önemli. İzleyici zaten onu seviyor. Tabii tabii. Kendini kaptıran spikeri ya da anlatıcıyı ekranda duyduğu zaman daha bir keyif almaya başlıyor. Bence golü güzel yapan senin de bahsettiğin cümlenin karşılığı oluyor bence. Bir de yakın zamanda Güntekin Onay'la İsmail Şenol'un çok güzel övgüleri de vardı. Sağ hakikaten olsun, teşekkür ederim. İhya ettiler herhalde. Ki Güntekin evet, Onay dediğin isim bu sektörün sözlük evet karşılığı evet, gibi evet, bir duruma evet geliyor. Şu karttaki övgüleri değerlendirelim. Hı. Jön sunucu spiker dedim. Nasıl? Tabii canım güzel. Hakikaten yakışıyor ekrana. Çok güzel yakışıyor. Tabii canım çok güzel. Devam edelim. Yakışıyor sadece böyle Eylül-Ekim civarı böyle bir aşırı bronzluk. Evet, doğru. Geri kalan olayda bence. Evet, tatilden yeni geldiği zaman çok erdem bittiği beğenmiyorsun ekranda. Ya fazla yanıyorum. Çok yanıyorum. Bu arada çok güneşin altında kalmamama rağmen çok çabuk tutuyor yani. Hasselbank ten gibi tutuyor, geliyor. Çok güzel. Harika. Tamam süper. Futbol Manager sevdalısı dedik. Hakikaten abi, yani senle Meriç'i herhalde başka bir yere evet koymak lazım Futbol Manager deyince. Hani ben bir sene falan oynadım bıraktım en azından. Ya ama Meriç benden daha ötedir. Şöyle Meriç çok fazla yamalarla da içli dışlı çok sever her yapıyor şeyi. Yapıyor bir de. Bir hatta imalatını evet yapıyor adam yani. Ben yapılmışını alıp kullanmayı seviyorum Meriç mesela. Meriç yapıyor, Erdem kullanıyor yani. Ben Meriç'e laptopu veriyorum ya şunları kursana diyorum. Meriç hemen hallediyor ama gerçekten ben çok keyif alıyorum. Deplasmana gittiğim zaman mesela Kayseri deplasmanındayım. En sevdiğim deplasmanlardan biri oradayım.
maça biraz çalıştıktan sonra akşam açarım hemen. Kariyer moduma girerim. Biraz transferler. 3-5 maç yaparım. Çok keyif alıyorum. Benim çok hoşuma gidiyor. Bu arada Erdem'in teknolojiye en yakın olduğu an. Doğru. Ve futbol menajer. O zaman sıradaki videomuzu isteyelim. Liverpool-Chelsea. Conor Bradley'nin kaydettiği güzel bir gol var. Diaz söktü topu. Sağlam koşu var. Şimdi Bradley'e pas. Conor Bradley sokuldu. Bradley ceza sahasında. Bradley nefis vurdu. Conor Bradley yeni bir trap mi doğuyor? Conor Bradley müthiş gitti topla. Harika vurdu. Bir gol bir asist 39. dakika. Alev alev yanıyor genç adam. Conor Bradley. Kendinden eminliği, soğukkanlılığı. Burada da son vuruş kalitesi. Jürgen Klopp gider ayak yine bir şeyler icat ediyor belli ki. Evet, yeni bir trend mi doğuyor? Bence doğuyor. Ya oradan gol atma trendi mi? Hiç bunu açıklaman gerekirdi diye düşünüyorum. Akıl almaz. Herkes bilmek zorunda değil. Evet. Evet, ben de yıkıldım. Abi hakikaten çocuk çok özgüvenli. Çok da iyi oynadı. 2 asist, 1 gol. Çok özel bir oyuncu olacak gibi gözüküyor. Bence hakikaten Çağatay'ı anlatan gollerden bir tanesi olmuş. Biraz da ondan alalım dedik. Çünkü gol gerçekten çok güzel ama Çağatay'ın tespitleri de bence çok güzel. O konularda neler söylersin? Şuna katılıyorum ya. Mesela diyorum ya, işin esprisi tabii yani Trent Alexander-Arnold'u bilmeyen de bir zahmet maç izlemesin yani. Programı izlemesin yani, kalkıp gidelim buradan. O an bunu söyleyebilmek bence çok önemli. Çünkü herhalde sen de tahmin etmiyordun Conor Bradley'nin gol atacağını. Yok, tabii. Bazen vardır kafanda. Mesela tabii. İşte Haaland'ın gol atma ihtimalini biliyorsundur. Tabii. Bir iki cümle hazırlamışsındır ama Conor Bradley ile ilgili kimse düşünmez. Yani Conor Bradley desen derim ki hangi filmde oynuyor? İlk aklıma o gelir yani. İsmi böyle... Bradley Cooper'la. Aynen, yani Hollywood yıldızıymış gibi bir ismi var çocuğun. Doğru. O yüzden bunları çabuk düşünüp çabuk yapabilmek bence de önemli bir meziyet. Ya bizim meslek işte o an, o saniye. Tabii. Orada. Bir de ben yani yeni bir yıldız mı doğuyor da çok yerinde ve güzel olmuş yani. Teşekkür ederim. İyi bir soru. Hiç topa girmiyor değil mi farkındaysan? Size soruyorum. Yani, yeni tabii. Bir yıldız mı doğuyor? İzleyicinin takdirine bırakıyor. Tabii. Doğmuyor da bilir. Çok mantıklı. Şimdi bence de. Bein Sports'un en iyi spikerlerinden birinin başına gelen bir durumu ekrana getirelim. Kim ne yaşamış ya? Brighton'da Pedro'nun, Joao Pedro'nun bir pozisyonu var. Onu rica edelim. Faneke, Joao Pedro'yu buldu. Pedro yıkılmadı. Ayakta kaldı. Şimdi topun ayakkabısı çıktı. Joao Pedro artık devam edemeyeceğini vücut diliyle bizlere anlatmaya çalıştı. Şimdi de kadraja geliyor Joao Pedro. Ben bunu bilmiyordum. Evet. Ben bunu bilmiyordum abi. Çok iyiymiş. Ama bunun iyi. Daha felaketini görmek isterseniz spikerlikte zirve. Var mı? Bunun ötesi var mı? Var var. Bunun bu. Yani her zaman gül bahçesi olmayan bir mesleğimiz tabii olduğunu ki, kesinlikle. Gösterelim ve hani bence kendimden başlasam güzel olur. Yine aynı karşılaşmada 3. gol var. Onu rica edelim. Anlatmamışsın ama bunu. Bir atakta Pascal Gross cezası için. Buonanotte! Buonanotte! Yönetmen bile yakalayamadı pozisyonu. Brighton o kadar hızlı başladı ki. Buonanotte 3-0. Evet, ne demiştim? Her zaman gül bahçesi olmuyor. Bir şey dememişsin. Demeye çalışmışsın ama. Ya aslında... Ne anlatıyorsun sen? Orada hakikaten ne anlatıyorsun sen? Şöyle, ya savunmak için söylemiyorum. Sadece başıma gelen olayı yok, anlatıyorum. Yok, savunulmaz çünkü. Bence de. Şöyle, ikinci gol oluyor. Daha o sırada hani aslında kadrajda ikinci golün sevinci yaşanıyor. Ve hani... Kulağınıza böyle inceden şey sesi gelir ya, oyun akar aslında. Aksiyon santra var, yapılmış şey var, evet. Ama santra yapıldığını da bilmiyorsun, sadece tahmin ediyorsun. Bir anda 3. bölgede topla buluşuyor oyuncu, o sırada cümlelerini toparlamaya çalışıyorsun, hepsi birbirine giriyor gibi bir durum yaşanıyor. Ya şey gibi hissettim kendimi, hani böyle Amerikan filmlerinde bir tane böyle tonton tatlı bir polis amca olur, elinde çöreği kahvesi, böyle atletik bir hırsız gelir. Ya yani bu ya hisse şey. Gözümde. Bir anda neyse, sonradan Buonanotte diyebilmeyi. Bu arada orada onu yani seçmen iyi. Yani çok da zor bir anda ya, yani, çok da zor. Hem zor abi. İsim denk gelmiş hem de o anda direkt hani
Ceza sahası içinden ekrana gelmiş yani. Sen de sonuçta Brighton'dan anlatmıyorsun maçı. Yani, bir anda orada Boğan Oktay'a benzer bir şey çıkarmışsın. Evet, o boyutu yani. Biraz konuşmak lazım. Saha içinden anlatmakla off tüpten. Bizim off tüp dediğimiz odalardan anlatılıyor aslında maçların bazıları. Tabii Türkiye Ligi'ndekileri stat'tan anlatıyor. Abi biraz şunu, o kısmı da konuşalım. Şunu lazım. Açıklayalım. Öncelikle adamların ismi üstünde yazmıyor. Bize en çok sorulan soru bu. Yani siz ne görüyorsanız biz de onu görüyoruz, anlatıyoruz. Sadece yanda 7 saniye sonra gelen bir şey var. O yüzden hani saydın bu soruyu... Mı? 7 mi? 7 saniye. Tamam. Tam 7 saniye. Yok, doğru bilgi. Yok, 7 yani. Saniye sonra. Oyuncuların hepsini ezbere mi biliyorsunuz? Ezbere bilmiyoruz. Bilsen öyle bir soru. Olmazdı diye düşünüyorum. Yani, evet, şimdi Soşo maçı anlatacağım. Mesela Fransa Ulusal Ligi'nde onun 11'ini ezbere bilemem yani. Ya bir de benim en çok... takıldığım konulardan biri şu oluyor. Şimdi oyuncunun adını söylüyorsun. Süper Lig'de de var bazı oyuncularda bu. Diyelim ki arkasında Junior yazıyor. Hı hı. Sen de Junior diye anlatıyorsun. Sonra bize diyorlar ki ya oyuncu Fernandez denmesini istiyor. Hı hı. Evet. Tamam Fernandez diyeyim ama formasında Fernandez yazmıyor ki. İzleyici diyor ki kim Fernandez? Evet. Ya buradan ben oyunculara sesleniyorum. Size ne denmesini istiyorsanız formanın arkasına da onu yazdırın. Bizi de kurtarın, kendinize kurtulun. Kurban olayım. Her şeyi söylüyoruz biz oyuncular. Masanga Matondo mesela. Öyle bir dedikodu vardı onunla da alakalı. Formasında Masanga yazıyor ama kendisine Matondo denmesini istiyormuş diye bir bilgi geldi bana. Bir info geldi. Son anlattığım maçta da iki gol attı. Belki aile baskısı var. Hiç liste girmedim. Masanga Matondo seçsin beğensin. Aile baskısı olabilir. Olabilir. Ben ikisini de söyleyeyim de sorumluluk namde kalmasın. Güzel savuşturmuşsun. Harika. Bir de Wolfsburg maçında çok ilginç bir an yaşandı. Hatta maçta da ben vardım. Lauro Mayer'den sağ tarafa bir müdahale geldi Frank Graf'e. Bu sırada karşılaşmanın hakemi az önceki pozisyonda yan hakeme top gelmiş. Sievers devam edemiyor. Onun yerine bir başka yardımcı hakem yerini almış durumda ve mücadele kaldığı yerden devam edecek. İyi, bardağını bırakmış. Mesela merak ediyorum. Maç başı ücretini almış mı? Yani bilmiyorum. Kesinlikle bence bu almıştır. Kamuoyuna duyurulmalı. Ona göre gideriz maçlara. Bundesliga'nın bu dünyaya sunduğu bir tane çok güzel program var her hafta. O haftalık programa konuk olmuştu. Onu gördüm. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu taraftar değil mi bu adam? Bu adam taraftar olarak maça geliyor. O zaman 20 dakika uzatma verin. Bir dakika. O zaman burada araya girmem lazım. Bunu biz yapsak, Türkiye'de böyle bir şey olsa... Derler ki ya Türkiye'ye bak gericiler böyle iş mi olur? Ben devireceğim bir şeyleri. Böyle iş mi olur tribünden hakemi Almanlar yapınca ooo ne kadar büyük bir iş. Evet. Bak buna katılmıyorum. Amatörlük derler. Bak, burada %100 amatörlük bu da. Sen Almanya'sın. Nerede disiplin? Nerede senin oyun planın? Tribünden hakem çağırıyorsun. Kendimizi de oyuncumuzu da bence çok aşağı görüyoruz Avrupa'dan. Bu hoş değil yani. Gerek yok. Bir de çok sert bir iklim var. Hakikaten çok sert bir iklim var. Biz biraz anlatımlarımızla hani bunu yumuşatmaya çalışıyoruz. Hakikaten bizim tuttuğumuz takım falan yok. Yani anlatırken kim gol atarsa biz onun coşkusunu insanlara geçirmekle yükümlü insanlarız yani. Öyle değil mi Erdem? Yani bunu şöyle yani ne kadar yumuşatabilirsek o kadar iyi diye düşünüyorum ben. Bir meslek yapıyorsun burada. İnsanlar dışarıdan sanki bunu bir hobiymiş gibi görüyorlar ama bizim sorumlu olduğumuz, insanlar sorumlu olduğumuz bir kurum var. Evet. Ve biz buradan para kazanıyoruz. Evet. Hayatımızı geçindirmeye çalışıyoruz. Yani bu bir çocuk oyuncağı değil. Bunun bakış açısını biraz daha insanların iyi anlaması gerekiyor. Hata bence yapabiliriz, yanlışlarımız olabilir ama bir taraf olmamız mümkün değil. Bir de bu iş bize de yaramıyor. Onu da anlatmak lazım sanki. Hani biz bir şey kötü anlatınca hani bize kar kalan bir durum da yok. Yani yapmamızın bir manası da yok hakikaten. Bir de yeri gelmişken hani robot gibi anlatım işini ben de bir izleyici olarak sevmiyorum. Tabii ki stand-upçı değiliz. Tabii ki sululuk hani tırnak içinde yapmakla da yükümlü değiliz ama hani eğlenceli anları da böyle hani nasıl hani yumuşatabilirime gerek yok. Evet, bu sırada ikiniz de İzmirlisiniz. Karşıyaka. Göztepe. Şahane. O zaman Göztepe ile ilgili güzel bir videomuz var. Taraftar denince hakikaten taraftarın ne yapması gerektiğini bize çok güzel anlatmışlar.
hakikaten. Abi, muhteşem. Tüyleri diken diken eden inanılmaz bir performans. Muhteşem. Ben de mesela West Ham'ın evinde oynadığı maçlarda o Bubbles şarkısı çaldığı zaman Liverpool, tribünlerin yani Liverpool, hı-hı, Dortmund yani hepimizin başına geliyor. Çok büyük keyif onları dinlemek. Yani bazen orada olduğumuzu ve mikrofonu da unutuyoruz bence. Evet, çok kısa bir... Ama bunun güzel olan tarafı ne biliyor musunuz? Yani Göztepe şu an Trendyol birinci ligde. Evet. Süper Lig'deki birçok takım bile tribünü dolduramazken bir alt ligdeki takımın tribünü bu kadar iyi bir şekilde doldurması, senkronize bir şekilde tezahüratta bulunuyor olması, doğma büyüme İzmir Karşıyaka'lıyım. Benim üniversitede 9 Eylül Üniversitesi'ydi. Her zaman Karşıyaka ile Göztepe arasında bir rekabet olmuştur. Hatta evet, vapur bile günde 2'dir. Bir iş giriş saati bir de iş çıkış saati. Evet. O kadar çok koymazlar yani. Ama bu görsellik inanılmaz. Yani Göztepe Süper Lig'de umarım çıkar, kalıcı olur. Bu tip taraftar kitlelerine, topluluklarına çok ihtiyacı var Türk futbolunun. Sakaryaspor, Kocaelispor, Kezan aynılara gelen yani iyi takımlar. Artık vedamızı edeceğiz. Çok keyifliydi vallahi. Aktı gitti. Sen su içtin ya, o yüzden söylüyorum biz içmedik. Evet, bize ya sana sormak lazım. Gerçekten su gibi aktı bu. Gerçekten nasıl beddua ettin? Sizden akmadı çünkü hani 35 dakikadır orada susuz. 1,5 dakikadır yani. O acayip zorlanıyorum. Evet. Çok teşekkürler hakikaten. Biz teşekkür ederiz. Keyifliydi. İlk programda konuklara bir mesajınız, bir söylemek istediğiniz bir şey yok. Seviyoruz onları ya. Seviyorsunuz. Seviyoruz. Tabii. Yani Arda da Tugay da biri şurada biri burada. Şahane. Ayırt etmem. Şahane. Nasıl ki iki omzumu ayırt etmem, onları da ayırt etmem. İnanılmaz. Güzel. Sol ve sağ omzunu ayırt etmediğini de öğrendik. Erdem'in bu şahane bilgiyle artık kapatıyoruz. Hoşçakalın.